Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben Eymen'le Yasin'imi yanıma aldım. Çarşıya doğru gidiyor arkadaşlar. Hem Yasin'i tıraş ettireceğim. Oradan Yasin anneannesiyle gidecek. Karneyi aldılar bugün. Yasin'in karnesi pek iyi değil de. Eymen'inki idare eder. Anneleri aldılar. Yasin sıkılıyorum dedi. Benim Aksaray'da işim vardı zaten. Hem tıraş ettireyim dedim. Hem değmeni Yasin'i baban anneannesine bindireceğim servise. Anneannesine haber verdim. Oradan alacak onu da. Azıcık da anneme gayesi topladık. 5-6 iyisin değil. Kızarmışlarından topladı çocuklar da. Şimdi gidiyor. Çıktık yola. Saat 1'i çeyrek geçiyor. 15 dakika sonra geçer Şükrü abi. Yavaş yavaş gidiyor bizde. Al da yiyirsen Eymen. Anne, benim saçım niye çabuk uzuyor? Ne bileyim. Yanları uzamış bile eskik hemen. Şurası mı? He. Sizler neler yapıyorsunuz değerli takipçilerim? İyi misiniz? Bayrama da kalmadı. Yarın bayram. Bizim iniyamız akşamdan gelecek. Bugün akşam gelecek işte inek. Sabaha da Bismillah deyip keseceğiz inşallah. Abim gül kesecek. Her zamanki yaptığımız gibi ineğe getiriyor. Garajımızın önünde kesiyor. Anne biz kaç kişilik kaldık? Biz 5 kişilik kaldık oğlum. Tolga amcan, Muharrem amcan, Kamil amcan biz babaannen. Bir daha ayakkabı götürseydin Yasin onu da giyirdin. Aldın mı? Ne alayım geleyim mi? Kapının pecenin önünde oynarken onu giyerdin alsaydın. Neyse orada terlik çoktur. Terliğine oyna o zaman. Abi, gerçi oraya gidince evden çıkmaz Yasin. Annen nasıl yine oturur evde. Onu alayım mı geleyim? Yok gidersen geç kalın şimdi. Hava sıcak arkadaşlar. Dilan'ı almadım yanıma. Dilan görünmüyor diyorsunuz. Dilan'ı anneme bıraktım. Bir sıcak, bir sıcak çocuğa sıcak geçirdi. Onu almadım yanıma. Ben de çıkmayacaktım. Hiç canım istemiyordu da mecburen gidiyorum. Anne, hani benim yeni ayakkabı vardı ya kurbanlık. He. Onu hiç giymedim. He oğlum onu bayramda giyeceğim. Bayrama abin giydi ayakkabısını sen giyme. Bayrama da yarın. He. Bayramda gezerken onu giyin annenle ilgilenmeye giderken. Kurbanda mı giyeyim bayramda mı? Zaten kurban bayramı bu. Gezmeye giderken o ayakkabımı giyeceğim. Top neyi mi oynasak? Top neyi de oyna da depme fazla. Ucu patlayıveriyor hemen ayakkabıların. Hiç dayanıklı değil ayakkabılar. Şurasıyla vuruyorum. Şurasıyla. Hey oğlum. Sallamamasan ya. Çarşıya geldik arkadaşlar. Dolandık. Şöyle efora geldik. Oturduk Eymen'e. Eymen yukarıda bir İskender yedi. Sonra aşağı indik dolaşıyor. Bir kalabalık arkadaşlar bugün. Bir kalabalık. Çarşıya çıktık. Adım atacak yeri yok çarşıda. Herkes bayram alışverişine çıkmış herhalde. Eymen şimdi de dondurma istiyor. Dondurma istiyorum diyor. Kaç liraymış? 25. Tamam. Az önce minibüsten inenilmez yedi. Şimdi bir daha istiyor. Dolaştıracak. Bir de arabaya bindi yukarıda. Bayağıdır getirmiyordum Eymen'i istiyordu. İyi oldu iyi oğlum. Sevdin mi arabayı? Anne hem yavaş yapabiliyorum hem hızlı yapabiliyorum. Evet. Anne bak. Öne şeyi arkadaki şeyi öne yaptığında yavaş gidiyor arkaya yaptığında hızlı gidiyor. Dilan Hanım'la bazen geliyor da Eymen'le daha ilk defa geliyor arkadaşlarımız. Geçen de Yasin'le geldiydik. Yasin kuyuya gitti. Bindirdim Yasin'i minibüse. Anneannesi alacak oradan. Aradım anneannesini de.
biz de serinlikte sonra rengiçten çıkmasını bekliyor buradan. Dışarısı yanıyor cayır cayır. Efendim? Dondurma alın mı? Dondurma alalım aksiyona, dur dur. Tekrardan selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gel kızım, görünmeyeyim orada, gel. Dur sandalyeyi getireyim üstüne çık. Biz evimize geldik arkadaşlar, Soner'le beraber geldik. Oradan gelirken bime uğradık. Evde mayonezimiz bitmiş, sonra yoğurt yoğurdu. Kaka yağdı mı kızım, kayadı. Sonra peçete yoğurdu, tuvalet kağıdı, sonra havlu falan oluyor ya. Onlardan yoğurdu, gelirken bu onlardan aldı. Niye kızım? Bir de tuvaletine, banyonun önüne şöyle halı aldım iki tane. 50 liraymış tanesi. Japon pazarından bunları aldım. Bir yuvarlak aldıydım. Onu da makineye attıydım. Kıvrışıvirdi. Perişan oldum. Onları atayım da dedim. Bunları koyayım. Aynı halı gibi yıkaması iyi olur bunu. Öteki yumuşadı. Ne oldu bizim? Onu makineye atınca bozuldu yazdı. O da bir güzeldi rengi. Onu da seviyordum da. Neyse olsun bakalım. Bu da güzel, yumuşacık. Tuvaletten bancadan çıkınca çocukların ayakları ıslanıyor ya. Şöyle hep suyla oynar zaten tuvalete girince. O yüzden oralar batmasın diye iki tane de halı aldık. Bir de Dilan Hanım'a süt aldık, yoğurt aldık derken sonra çıktık geldik. Bu sefer de annemle Soner gitti Aksaray'a. Annem kurban parasını tamamlayacak. Bir de şeker almayı unutmuş, şeker alacakmış. Gittiler de biz de balkonda oturuyor. Bugün bir iş yok çok şükür, oturuyorum böyle, dinlemiyorum. Kaç gündür o işi yap, bu işi yap, yoruluyorum. Takipçimizin birisi söylemiş, arkadaşımızın birisi. Çok çalışıyorum değil de. Doğru söylemiş, çalışıyor da kendimize çalışıyor. Soner işe gidiyor gündüzleri, yardım edemiyor. Bazen gece gidiyor, bazen gündüz. Petrolde çalıştığı için vardiyası değişiyor. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyor da. İşleri ben yapıyorum işte. Olmayınca ben yapıyorum, ben olmayınca da o yapıyor. Yardımlaşa yardımlaşa yapıyor bakalım. Ben yapmasam kalacak. Anneme yap diyeceğim, annem de şey zaten. Ayaklarımdan aciz, yorgun. Yapamaz, herkes kendi işini yapıyor. Arabasına mı bindin? Atlıyor arabasına. Amcası gelmiş, Kamil amcası da tarlaya gitmişler herhalde. Ekinine bakmaya gitmişler. Onu diyor ben Atlı'nın arabasına bindim diye. Bugün bahçede bir iş yok arkadaşlar. Kaç gündür işleri arka arkaya yaptım, ben işleri bitirdim. Rahatladım vallahi. Zaten bitireyim diye uğraşıyordum böyle hızlı hızlı. Bitti çok şükür. Bir sulama işi var, onu da sulayayım şu stillerimi. Şuradaki domateslerin alt tarafları sararmış, onları sulayacağım şimdi de. Şimdi meyvelerin, zepsilerin büyümesini bekliyor. Başka bir iş kalmadı yani. Bir de karalı kurutu yok da onu da arada bir dolduruyor zaten. Haftada bir değiştiriyor, gönderiyor. İş görmeyince bitmiyor. Görmeye oturuyor evde, oturuyor, oturuyor. Birikiyor, birikiyor. Sonra hepsini birden yapmak zorunda kalıyor. Bu sefer de bizim vücut yoruluyor, beden yoruluyor. Yorgun düşüyor. Hava karardı bu arada. Bulandı, yağmur yağacak herhalde diye. O taraf iyice bulandı. Aksaray bir sıcağıydı arkadaşlar, bir sıcağıydı anla. Bugün 33 dereceymiş hava. Bir an iyi ki de götürmemişsin. Ne kızsın? Bu da öyle kreker gibi, esenleyelim. Esenleyelim kızım. Babaannesi uyutmuş bunu, bir saat olmuş uyutalı da bir saat neye uyumuş? Oyuncaklarını verdiydi, Neymen'i götürdü babaannesiyle oynasın diye. Babaannesiyle yemek yapmışlar, çorba pişirmişler. Bunun üzerine Yasin şey istediydi, yemek. Anne acıktım dedi, Dilan da değil, ben gideyim de yemek pişireyim dedi. Oyuncak penceresinin birini almış. İçine de yağ çözü dökmüş. O kutunun içine ben su koyuyordum, işte parlatıcı dokuyordum zaten. Camlarını silmeye. Ondan acık sırmış tencereye, tüpün üstüne de koymuş.
Anne pişiriyorum, kaşık ver diyor. Sonra getirmiş de Yasin gidiyor. Patates şey, kulasının üstüne çıkmış. Tencereye de koymuş ocağın üstüne, yakamadım tıkı diyor. Benden ne görürse yapıyordum ben. Abiye ne pişirdin kızım? Abiye ne pişirdin? Hı? Ne? Su istiyor. Su yok ki dur, korkumu açayım da suyu doldurayım bari. Gel bahçemizi sulayalım mı? Arkadaşlar bakın hele nasıl karardı ortalık. Filan gel eve gidelim, gel. Birden ne oldu ne bileyim, hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum kızım, dur şöyle bakayım öyle. Bakın hele havaya nasıl bulandı. Gel gidelim, camlarımızla yağ çıktı, gel. Eve zor girdik arkadaşlar vallahi. Bakın hele kaya tarafını hiç görünmüyor. Elimden telefonu götürecek rüzgar. Herhalde bugün yağmur yağacak. Acayip şekilde toz var. Bir saat önce ortalık yanıyordu, şimdi de rüzgar çıktı. Burçak yok mu? Burçak yok. Nasıl yok ya? Vallahi yok. Burçaksız yapalım. Durmadan niye yok, burçak kalır mı? Dilan getirdi şeylerin, çorba pişirecek. Ben burçak seviyorum. Hadi bir çorba pişir de içelim. Hadi bak, bak. Haydi çorba pişirelim. Çayın yanında kek yok, bir şey yok, kek yapaydı. Hani bana çorba pişiriyordun? Ya koca yapmıştı yine. 2-3 tane götürdüm onu için. Evet. İkisini yedim, birini de bir şeye, okun içine koy dedim orada iş yerinde. Bir şey gibi, kağıt gibi, sek, aklım bir şey için. Bir boş ver. Unutmuşum, bugün gördüm, baktım, taş gibi olmuş. Kurmuş ha? Kaç gündür ne olacak? Kocak alır mı sıcak? Sıcak insanı kuru diyor. İnsan bile pişti sıcakta. Aldığı bu olacak. Nasıl unuttu diyor bu açı? Olacak mı? Pişiriyor mu kuzum çorbanı? Bugün ne çorbası pişirdin babaanne dedin ha? Mısır çorbası. Zerse çorbası pişirmiş sana. Şimdi getiriyor ha. Bir kuzum bir giyim. Saça bak. Resmi diyor saç. Şunlara dolduruyor. İç babaanne iç diyor. Şunlara dolduruyor iç. Yavaş kızım ne diyor? Bu donu da nasıl yaşamayın? Dilan gelir eve. Gel bu kucak. Dilan ile babaannesi beraber kaldılar arkadaşlar. Kucak, kucak. Dilan bana misafirdi bu. Dilan kucak. Ayıp ama ayıp gel. Kucak kızım, kucak. Lambayı söndür gel hadi. Telefon sallanıyor ama. Nasıl söndürecek lambayı? Dilan. Zeytilerimize bir selam veriyoruz. Durma oturda. Dilan. Ya öyle kilitlenirsin. Oraya değil, şu arada lambayı söndür. Arada. Bir kucak yapalım olsun gel. Ulaşamaz herhalde. Ulaşamaz. Babayı unuttum diye diyor. Evet. Ulaşamayacağım. Bir gel kız. Küstüm, gelme git gelmem de. Bak bak bak. İzleyicilerimiz ne diyor bak. Bay bay yapsın bana diyor bak. Bir bay bay yapın kuzum. Bak sana ne göndermişler ya şunları. Çorba pişiriyor ya bunlar da gel. Çay ver. Kız çay. Kız yanı vurur ayağı. Bu el şusunda nasıl seviyorum. Sarıladım gel. Bırakarsın ya, şurada bir takla atsın. Sarılmak istedim çocuğa bak ya. Allah Allah. Balığım bir takla at şurada. Dur selam bileyim böyle konuşsam karıştırmak. Duyulmuyor biliyor musun? İnsanı duyuyor. Bir de başka insan konuşurken anlaşılmıyor. Evet. Otur kuzum. Hayırlı akşamlar izleyicilerimiz, seyircilerimiz. Dilenle uğraşacağım diye selamı da zor gördüm. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı akşamlar olsun herkese. Şahane desin. Biz de Dilan'la uğraşıyor öyle. Kapattınız mı? Yavrum git sen. Ne oldu kız sen?
Bugün annesi çarşıya gitti. Dilan'ı bana koydu. Enerji patlaması mı oldu? Pişiriyor şundan diyor. Babaanne çorba pişirdim diyor şundan. Bir de kaç suyu var. Karıştırıyor bunları dolduruyor hadi, yalandan. Hadi bir daha bana iç iç diyor iç. Hadi bir daha pişir. İç diyor babaanne iç diyor. Pişir hadi pişir de çorbamı içelim diye. Burak da oturuyor çocuklarından annem beni aradı. Ne yapıyorsunuz dedi çorba pişiriyor. Ben de mutfakta yasam çorba pişiriyorlar sandım. Dilan'ın tabaklarıyla pişiriyordu. Hadi bir tane çorba bir şey de içelim. Hadi kuz. Tam bahçeyi sorayım bir suyu açtık dedim arkadaşlar. Bir rüzgar esti. Kucuğum kaçtık yukarıya vallahi. Çarşıyı bu koraya dönüyor da. Birbirine kalktı çarşıyı. O arada bir de elektrik gitti. Tam yemek yapıyordum. Çekim de yapamadım. Ben dedim kesin dedim şart edilmiş dedim. Annem yok yok. O da durdum baktığı şart edilmiş. Tavuğla patates pişirdim. Yanına pirinç pilav yaptım. Salata, yoğurt derken öyle gidik annemle hep beraber. Bir Dilan gidiyor annemi çağırmaya, bir Eymen gidiyor aşağıya. Gelmiyor diye ağlıyorlar herkesi. Yemeğe yedik sonra. Hadi gel sahne babaanne diyor, gel sahne babaanne diyor. Kuzum, boş ağlıyor sen gelmiyorsun diye. Geldim bak, ama ne düştü düştü. Çorbanı pişirdin mi? Sıcakta insanın uykusunu getiriyor vallahi. Çok sıcaktır. Ne ya kuzum, nasıl güzel olur. Yağmur sıcağıydı demek ki o. Oyuncakları nasıl güzelmiş. Yüzden ortalık karışıyor. Ayakkabının hem topuğuna basarak dolaştım ortalık. Yanında ayakları. Kaşlar ne olmuş biliyor musun? Millet o tepelilerin dükkanından hepsini çekmiş. Adamın böyle cipsleri peşinden nasıl koşuyor? Cipsler kaçmış hep de. Yazık toplayamıyor da bir koşuyor. Bir hastanesinin araba patlattı yanımıza geçecek. Patlattı üstüne geçti. Senin stillerin boyun uzamış da şurada. Bir şöyle ediyorlar stiller. Kırıldı mı ki? Bilmiyorum ben de onları düşündüm. Acayip bestir. Belki de kırılmıştır. Belki kırılmıştır. Sabah erkenden bakarım. Duramam. Kırılmaz. Altına çubuk koy şöyle bal bir geçer. Tutmaz. Kırıldı mı? Bayağı böyle dikine. Çok dikine durmuş. O çekip duruyor aynı şekilde. Yenilerine ekiyor. Çok sallanıyordu. Çok. Boyun uzadı gayri. Daha döne döşendi mi yak. Onlar aşağı inmeye başlar dönleyince. Kuzum yanan. Bu yanan yanan. Dur şatırıma git kızım. Bu sepetine bir doldur. Nasıl güzelmiş bak hele kızım o da sepeti. Ev ev ev. Ev o da nasıl güzelmiş. Bana bir sepa getir kızım. Atma helal olsun. Bana bir sepa al ya. Bak hele ev o nasıl iyiymiş. Suyu aşağı koy bir sepayı al gel bana. Hadi orada sepa git babana bak. Suyu yere koy. Bak bak şunu şunu. Sarı var ya orada. Sehpa sehpa. Sehpa koy. Şu şişeyi yere koy. Şu diler şu şu. Bakır bir şey yapacak. Kız telefonu sallayın. Şuraya gel kız. Bunu sabah getirecek ya. Gel Dilan tamam gel bir şey getir. Ben istemiyorum Dilan gel. Vazgeçtim de. Almış kadar oldum. Getireyim. Ha, koy bu. Koy öyle. Koy babanın hal sehpaya gel. Bir tanesini çıkart getir. Dur vazgeçtim. Ne iş koruyor ne bir. Rüzgar bunun kafayı da karıştırdı. Ev daha camları açık unutmuşsun. İçeriye giremedik. Eymeni zor zor içeriye soktum da ondan sonra girdik. Rüzgardan. Camları kapatınca. Kalkıyor rüzgar kapıyı. Kalkıyor. Biraz jeton yedik. Getir kızım. Aferin kızım getir. Hadi babanın önüne. Buyur kızım baba. Şebzesine hayranım. Nasıl yakışıyor bakalım. Modalı. Kaçara tavuk gibi. Modalı ya. İlan, ama ne yap bay bay ya. Ablalar seni istiyor bak. Ablalar seni görmek istiyor kızım. Ne bu? Ne yapın yemek mi yapıyor? Ne yaptın bana kızım? Mısırlı çorba. Bu telefonu mu bir? Dur çıkayı dökün İlan. Hadi ye. Ne yaptın? Pasta. Ne pastası? Ne pastası kızım o? Ana kaşık var. Limonlu pasta mı? Ana kaşık. Mısırlı. Mısırlı çorba. Ne yesek yiyoruz anne? Boş çorba mı demişsin beni şaşırdım. Telefonumu bil boş. Telefon diyecektim çorba mı demişsin. Anne de sen ye kızım. Şaşırdım iyice. Yasin de gitmiş annem gibi az önce aradım da. Konuştu kızım.
Ben ağzımı sürmedim kızım. Anneme düşkün ya Yasin. Okul kapandı hemen gitti. Okul kapandı her sene gidiyor. Tamam serbest oynuyor orada. Nereden çıkmıyor ki orada mı? Şeyinle oynar ya. Ramazan çocuklarıyla iyi. Onlarla da oynamıyor. Evde oturuyor da bir yere gitmiyor. Kızım mı? İyi burada hiç durmaz. Burada arkadaş çok ya. Burada kimse yok evde oturur orada. Burada durmuyor koyup gidiyor. Annem bazen Nadıl'ı alıyor ya. Ondan duruyor. Nadıl'ı da seviyor. Ben de alıyorum Nadıl. Sen de alıyorsun da. Burada da her gün yiyorlar canım. Beşli on. Annem uyandırmıyor orada. Saat 10'a kadar niye yatıyorum bir kadar? Beşli on paketi alıyor eve getiriyor. Bir saat içinde hepsi yok oluyor. Çok seviyorlar Nadıl'ı. Ne oluyor onu? Kamil ne diyordu çocuklara yedirmiyorlar. İyi değil de. Yedirmiyorlar. İnsana bağımlılık yapıyorlar. Ne yaptın kızım şimdi? İyi değil diyor. Bilmiyorum ben Nadıl yedirmiyor. İyi mi? İyi mi? Oradan yiyor fazla dedi mi? Bu ne? İyi değil o diyor. Nasıl oğlum mu örüyorsun? Demek ki anan olmadığında reklam yapıyorlar. Bazı örüyorlar biliyor musun? Ne bileyim bugün yine denk geldi Zarok da kız gitmiş oraya kontrole. Bir şey yok diyordu öyle şey paylaşmış. Bir sürü daha da hediye girmişler ona. Ne? Eyme. İnternette bir çekiyor. Kapatalım. Anne eşi çekiyor kapat. Ne gibi yapmışlar anlamadım. Nadı. Nadı'nın fabrikasına gitmiş kız. Sesi de kız. Nasıl yapıldığını neyi gösterdi? Ben de izledim de hiçbir şey yok diyor. Tertemiz diyor. Türk kadınları çalışıyormuş. İndomie var ya. Günde satılan. Bir sürü de hediye vermişler. Biz de gidelim. Biz ne yapacağız ya? Satılmadığı için bir reklam yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Anne. Burada bar küp bir şeker fabrikası var. Biz oraya gidelim şekerin yapılmasını çekelim. Anne. Bıkmazlar ki biz o. Anne. Ben giriyorum. Anne. Biz babamdan bakıyor. Ne oluyor biliyor musun? Nasıl yiyorlar bu? Bazılarının içine böcük atıyorlar öyle yiyorlar. İnşallah. Güzel. Ağzına basıyorlar. Müsait bir zamanımızı ve seyircilerimizi kızlara vantisini gezdireceğiz. İnşallah. Havana diyorsun. Dur kızım dur. Dur annem dur. Şey mi dokar? Şöyle bayramdan sonra. Bana mı getirdin? Vay kuzum. Kızlara vantisini yedi bakıyor. Görüyor musun seyircilerimiz? Biraz süt kutu. Üstüne çıkma. Bana getirmiş bak hadi yazdık sen bayi. Akşam da kuzum benim. Kızım zorluyorum. Akşam sen. Çocuğun kuğun oldukça getiriyor sehpalı işte. Ha buraya dizecek. Ha, çorba içeyim. Getir kuzum koy. Berna ablam da nasıl güzel hediyeler almış kızım ha. Nasıl iyi oynanıyor iyi bunun için. Berna ablam bay bay yapıyor. İyi oynuyor. Dilan. Anlatma. Öyle oyna da aşmadan. Dilan. Berna ablam bay bay yap. Bana ne bay bay yap. Hadi bir teşekkür et. Telefona bay bay ya. Ben ne yapayım abi teşekkür et. Bay bay de. Teşekkür ederim diyelim. Bir şey oldu mu ne oldu? Kutlar harekete mi geçti? 11 yaşlandı. Ne yapıyorsun? Bugün bizde kalınca bir yaşam oldu. Ne yaptın ki bugün bizde kalınca? Dilan. Telefona bay bay yapmasan bir daha sevmeyeceğim seni. Çabuk. Sevdim. Bay bay yap. Öyle yapma ne oluyor bu bize? Sen hoşladın mı ha bugün bizde kaldın şimdi? Şimdi özledi yani donat duruyor evin içinde. Kız. Bayram şekerini nereden aldın? Almadın mı? Sorma. 1,5 kilo istedi anne. Tarttırdı kız 2 kilo doldurmuş. Koca poşet. Bunu 1,5 yapalım dedi annem. Bir yere döndük 1,5 kızın eline verirken poşet yırtıldım. Ne kadar şeker var etti. Hangisi sen? Beceremedin mi şeker almayı? O beceremedin. Şey ben koy. Sonra yeniden tarttı 1,5. Kızım her sene şeker alıyorum. Şeker evde dura içiyorum. Şeker telef oluyor. Burada gelen yok giden yok. Bu sene dedim az alayım bak nasıl. Ama aldığın güzel çocuklar hep yiyor. Şeker iyi. Şeker iyi olunca yiniyor. Yiyormayınca yiyor kalıyor. Ben de seviyorum. Bir de gelen giden yok. Çocuk gelse de daha hasta. Bir sevdiğim var ya. Şöyle gibi. Bizde de mi onlar var? Ben de BİM'den aldım 3 tane paket. Burada dağın başında çoluk çocuk gelmiyor bize hiç. Yok dağın başı değil anne. Dağın başı yukarısı. Burası uzak ya koyuyor. Uzak çoluk çocuk. Yukarıdayken nasıl çok geliyor? Bir bayramda gelen çocuklara şöyle bir kaçlık dağıtsak onlar 20'şerir bak nasıl bayramlarda giyiriyorlar. Hani çocuk dağıtsak. Biz de öyleydik küçükken. Kız kalk git çocuk. Yukarıda bir çocuk gelen çocuk 5-6 çocuk gelirdi. Bir 2 saat sonra bir daha gelirlerdi. Hangi? Öyle dağıtırdım yani şekeri. Biz küçükken patlarken şekeri. Abi içi doğmuş.
Hangi evde güzel şeker varsa ilk oraya gidiyoruz. Orada güzel bir yer. Orada ev çok olduğundan çocuk çoğudan burada. Ev yok ya. Çocuk da yok. Ama hiç unutmuyorum. Şeker toplarken bize gelin arabası denk geldiydi bize. Kestik onu. Zarfların hepsini dağıttık zaten. 5'er lira çıktıydı içinde. Bahar sağlık olsun da. Kaç kızım çıktı değil mi? Eskiden güzeldi. Eskiki bayramlara bir de uyacak. Eskiden eve büyük insanlar, küçük insanlar gezerdi. Allah Allah da zevk. Yok şimdi evde çıkmıyor ki millet ya. Kimse çıkmıyor evde. Bayram oldu da belli olmuyor. Yani normal gün gibi bayram. Yaşlılar gelecek de güzel muhabbet olacak diye evin içinde bekliyorum. Biz Ankara'da ne yapardık biliyor musun? Komşuların hepsi toplanırdı. Biz en üstteydik ya. En üstte bize gelirlerdi ilk önce. Ondan sonra bizden bayramlaşırdık, beraber çıkardık. Tek tek aşağıda bayramlaşırdık hep binada. Hepsinin evine giderdik. Ondan sonra başka binalarda tanıdıklara olursa orada da giderdik. Ben bırak. Onlar bize gelirdi. Ne bileyim burada şimdi yok. Şimdi bayramlaşma değil de millet şehir dışına tatile gidiyor. Eyesak bir de bayramda tatile gitmiş. Bayram kim oldu? Kimse evden çıkmıyor. Kızım git. Donumu seveyim. Nerede girdi bu? Ben donumu ben giyeyim mi? Bu da değil mi ya? Neyin o şu donu? Al. 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 Biliyorum. Neyin o şu donu? Dur. Neyin o şu? Dilan. Yarın neyin o şu geleceğim canına. Gelecek mi? Linoşlar gelir yani Zeynep'le. Yarın gelirler herhalde. Yani herkes gelecek oğlum. Nefes bulmaya. Kalırlar mı burada? Ne bileyim. Kalırlar. Baba. Sıymazık. Böyle Zeynep gülü koşuyor. Gülü gülü kalır da. Sabah camiye gideceğiz. Canının arabası var. Sabah gelir iyi hiç kendi. Sabah şey... Bayram namazı kaçta alıyor yani? Sen gideceğim camiye. Baba nerede sen benim derimi aldım. Yok ölürsün mü? Babanın... Baba, camiye mi gideceksin? Dur sen dökün. Ben de geldik mi? Gel oğlum. Bu da abdestimizi alırız. Dur annem dökün. Gideriz, bayram namazımızı kılarız. Oradan mezarlığa gideriz. Dedemi. Yarın mezarlığa gideriz. Mezarlığa yarın gideriz. Daha bir akşam. Baba, ateş sevmenim var. Bayram bu gitmiyorlar. Eskiden giderlerdi de hiç gitmiyorlar. Bir de Alfa bu gidiyorlar. Neye bakın? Bizim önce. Sen bana şeker döktün, bunu mu içeyim? Ya sözüm, camiye giderlerdi. Camiden çıkınca mezara giderlerdi. Mezarda okullar gelirler, kurbanlarını keserler. Şeker döktüm diyor da ben de çevirip gönderdiler ama iyice. Bırak çek belini. Gerçekten şeker dökmüş. Ben şeker döktüm. Şeker döktüm iç diyor bana da ben de şeker vermiş. Seni kandırdı en az buluyor. Dela. Benim manyağı var. Döktün kızım üstüme. Kapat kızım. Selamun aleyküm değerli takipçileri. Herkese hayırlı hafta sonları. Nasılsınız? Cumartesi gününüz nasıl geçiyor? Kahvaltılarınızı yaptınız mı? Ben yaptım, tek başıma yaptım bugün kahvaltıyı. Eymen de yoktu. Dilan da babaannesinin yanında indiydi. Eymen ekmek istemeye gelmiş. Dilan da onun yanında dahil aşağı indi. Babaannesiyle üçü beraber yaptılar kahvaltıyı. Ben de bugün tek başıma yaptım. Patatesini geçen hani yaptıydım ya. Patatesi kızartıp cumhurda neyi döktüydüm ya ondan yaptım. Canım ondan istedi, onu seviyorum ben. Ondan yaptım. Öyle tek başıma iki bardağına onu yedim, kalktım. Sonra evlerimi süpürdüm. Evleri süpürmeden önce hamurumu yoğurduydum. Kahvaltıyı hazırlarken hamurumun da mayası gelmiş şöyle görüyorsunuz nasıl güzel kabarmış. Bugün dızmana yapıyorum arkadaşlar. Göçmen çöreği de diyorlar aynı anda ismine. Bugün yapmaya çalışacağım bakalım. Sen ellemesen olmaz zaten elle. Hadi git bakalım boş bir daha gelme. Ne yapıyorsun? Hani poğaça gibi oğlum. Poğaça hamuru gibi yoğurdum arkadaşlar. İçinde yumurta, yağ, süt, su var. Ne yapıyorsun? Onu da göz kararı ayarladım. Dızmana, göçmen çöreğe. Bakalım oğluma nasıl kısık şişmiş. Anne ben de şişti. Nasıl şişmiş kolum? Şuraya bir değil mi? He, taş gibi olmuş için.
Hadi şu oyuncaklarını alalım. Benim de şişti. Ha, seninki de şişmiş kızım, gördün mü? Benim de şişti. Bu da şişmiş. Hadi git. Eymen çok ses çıkarman da oğlum. Şöyle videomu çekeyim ben, tamam mı? Bugün cumartesi arkadaşlar. Bugün dün şeyde çarşıda azıcık dolandım ya, yorulmuşsun, bayağı geç kalktım. İlken uyandım da işte telefonla oynadım. Şöyle böyle yaptırken saat 9 oldu. Kahvaltıya da geçecektim. Canım istemedi bugün vallahi hiçbir şey. De zor zoruna gidim işte. Bir de yarın babalar günü ya, azıcık duygusallık var üstümde. Hem çatalımdan patatese batırıyorum çatalımı, hem gözümden yaşlar akıp iniyor. Dilan geliyor, kucaklıyor beni, öpüyor. Gidiyor sonra yine aynı. Kızım gelme anneciğim, yürü haydi. Bir daha al, başka bilmem, tamam mı? Koş. Bir daha yok Dilan, hadi gelme. Tamam. Her bayram gibi bu bayramda babasız geçireceğim arkadaşlar bayramımızı. Yarın bayram biliyorsunuz. Şunu şöyle koyayım. Birazcık yağ koydum elim. Hamurum cıvık. O yüzden yağımı koydum. Şöyle hamurumu yapayım. Bir daha yoğurayım, mayasını alayım arkadaşlar. Sonra küçük küçük bezleyeceğim. İçine peynir koyacağım. Dilan gelme annem, haydi. Yok başka bilmiyorum. Hoşuna geliyor. Git kızım, bak abi saklanmış, abim bu, koş koş. Eymen nereye saklandı? Yok. Yok kızı. Bak hamur bitti, az kaldı, koş hele. Eymen saklanmış, Eymen'e bir kur yürüyor bir de. Kaçtı lan. Şöyle elimi yağlayayım. Dilan'la Eymen'i babaannesine gönderdim arkadaşlar. Şunları tekrardan yemeleyin. Tepsiye yapışmasınlar. Zaten tepsi mayası da geleceği için ufak ufak alıyorum hamurlarımı. Sonra üstüne de biraz yoğurt, biraz yağ süreceğim. Biraz bastırıp fırında pişireceğim. Koşmen çöreği öyle yapıyor, oluyor demek ki. Koşmenler çöreklerini öyle yapıyorlar. Önceden bir yaptıydım, nasıl güzel oluyordu, aynı poğaça gibi. Evlerimi süpürdüm, silinecek. Bunları pişerken sileyim. Bir de tuvaletimle banyoma çamaşır suyu dökeceğim. Sonra işim kalmıyor. Toz alınacak işte. Şu rafların tozunu ne yapacağım? Yatak odasında konsollar var ya şunlar, onların. Sonra dolapların aynasını neyi sildim? Çocukların odasındaki. Bizim odada. Ellerini değdiklerinde hemen batıyor aynalar. Siliyorum hemen. Bir saat sonra yine aynı. Çocukların odasının altını üstünü süpürdüm. Yasin yatıyordu zaten orada tek başına. Yasin de ebesiyle gittiğinden, annenesiyle gittiğinde orada yatan olmaz. Dilan da yanımızda yatıyor zaten bizim odada. Sünger de yatıyor yerde. Bazen uyanıyor, gece süt isteyiyor bende. Bunu yapayım. Şurada peynirimi alayım da. Her zamanki gibi peynirimizin içinde yine maydanoz neyi yok. Bizimkiler sevmiyor maydanozu, sadece salatanın içinde kullanıyorum ben. Şöyle küçük küçük.
Çöreklerimiz olacak. Ben böyle ufak işlerden uğraşmayı acayip severim. Hiç erinmem böyle şeylere. Şöyle tek bacağımı koyayım da yemenim de açıldı. Siz de yapıyor musunuz bu çocukken arkadaşlar? Bizim çatının kuşları geldiğinde balkona sıfıra çırpıyor mu ya? Geliyorlar, yiyip yiyip gidiyorlar. Bakalım gelmiş mi mayası. Bakayım nasıl güzel kabarmışlar. Şu sandalyelerimi alayım. Bunun içinde de yağ var arkadaşlar. Yumurtanın sarısı, birazcık da yoğurt var. Şöyle ellerimi batırayım. Kusura bakma, elimle yapıyor. Şöyle siz de koyun. Zaten bunlar kabaracak biraz sonra. Ufak ufak çöreklerimiz olacak. Bu arada abimgil de geldi, aşağıdalar balkonda oturuyorlar herhalde. Aynı poğaça gibi, üstüne de biraz çörek otu, tamamdır. Ben biraz az koydum herhalde tepsiye. Daha bitişik yapışık olmaları gerekiyor bunların. Neyse, bu seferlik de böyle olsun artık. Bu arada bulaşık makinemi çalıştırdım. O çalışıyor. Sonra tuvalete çamaşır suyu döktüm. Bunların mayası gelene kadar, tepsi mayası gelene kadar. Bu da pişerken işte banyoma çamaşır suyu dökeceğim. Buraları sileceğim işte. Süpüreceğim diyeceğim. Bu arada şimdiden herkese Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Büyüklerimizin ellerinde, küçüklerimizin gözlerinde her bayramda dediğimiz gibi öperim. Keşke evleriniz yakın olsa da oturmaya gelsek misafirliğe birbirimize. Şöyle. Şunu da bastırayım birazcık. Şunlar da tek 5 tane kaldılar, yazık, 6 tane. Haliban gibi duruyorlar tepsinin içinde. Bu da böyle bitsin bakalım. Bugün videomuz biraz geç gidecek. Anca bitirdim işi sabahtan beri. İş neyi bitmiyor vallahi. Şu elimi yıkayayım da. Az olan tepsimdeki hamuru da şuna koydum arkadaşlar. Fırınım fazla yanmasın diye. Şöyle çörek otlarımı da atayım biraz biraz. Fırınımıza gönderelim de pişsin bir an önce. Annemi tuvaletimi de yıkayayım, ben de aşağı ineceğim. İltica ağızlarım gelmiş. Abim kepçeyle geldi. Muharrem abim de arabayı sürmüş gelmiş. Haydi fırına. Şöyle. Çöreğimiz pişti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl güzel oldu. Aynı çiçek ekmek gibi. Bakın yumuşacık.
Şöyle bir tanesinin altına da bakalım. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz yani. Mis gibi olmuş. Görünüyor mu bilmiyorum. Göçmen çöreği. Şöyle daha sıcak. Fırından yeni çıkardım. Ötekini de sürdüm. O da pişiyor. Evet değerli takipçilerim. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Bugün videom bayağı geç kalacak zaten. Şöyle 5-6 iğneyi bulur herhalde. İnşallah bulmaz, yarım saatte gider de. Bir an önce izlerseniz siz de. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun değerli takipçilerim. Herkese hayırlı bayramlar dileyim. Rabbim kazasız belasız bayramlar nasip etsin inşallah. Hani kurban bayramlarında her zaman çıkıyor ya. Birinin kolu kesiliyor, birinin bacağı kesiliyor, eli kesilen oluyor. İnşallah kazasız belasız bayramlarımız olur. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bol bol beğeni yorum yapalım inşallah. Herkese hayırlı bayramlar.